Ali Karahasanoğlu, CHP'ye avukattığın attığın o iftira seni çarpar Temel Bey. Önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 40'lar eli de geçtiğimiz hafta içinde yaptığı konuşmayı vereyim. İktidar üniversite öğrencilerinin yurt sorununu 20 yıldır çözemedi. Bir yıl içinde yurt sorununu çözmezsem siyaseti bırakacağım. En basitinden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanalı 2,5 yıl olan CHP'nin bir tane yurt yapmadığı, mevcut yatak kapasitesine bir tane ilave yapamadığı gerçeği karşısında bir de utanmadan bir yıl içinde yurt sorununu çözerim. Çözmezsem siyaseti bırakırım diye işkenmeden sallayan Kılıçdaroğlu karşısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da ABD ziyareti öncesinde havalimanında yaptığı basın toplantısında Kılıçdaroğlu'na şu cevabı veriyor. Tabii Bay e kalırsa, Bay Kemal'e ne yaparsanız yapın yediremezsiniz. Çünkü onun dünyası farklı. Dikili bir taşı yok, dikili bir ağacı yok ama yalan mı? Aman ya Rabbi, bunda bol. Onunla beraber hareket eden bazı medya grupları da var. Onlar devamlı karalama kampanyasını da sürdürüyorlar. Ne yaparlarsa yapsın kervan yürüyor ve yürüyeceğiz. Hiçbir dönemde olmadığı kadar yoğun bir şekilde öyle bir yalan atıyor ki bir sene içinde Türkiye'de bu sorunu bitirecekmiş. Zaten böyle abartılacak bir sorun yok ki. Ne abartıyorsun? Şu anda bizim üniversite öğrencilerimize yönelik atılan bu adımlar hiçbir dönemde atılmış değil. Gayet başarılı şekilde yürüyor. Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun bir yıl içinde sorunu çözelim açıklamasına atıf yapıyor ve AK Parti iktidarı döneminde üniversite öğrencileri için yapılanların hiçbir iktidar döneminde yapılmadığını hatırlatıyor. Erdoğan bu girişten sonra hemen devamında yine Kemal Kılıçdaroğlu'nu muhatap almaya devam ederek şunları söylüyor. Biz göreve geldiğimizde üniversite öğrencilerinin aldığı burs 45 lira çıktı. Ya elinize dilinize dursun ya. Şu anda 650 liraya çıktık. Nereden nereye geldik? Özellikle yurt konusunda bugüne kadar hiçbir iktidarın yapmadığı yatırımları yaptık. Bizden önceki dönemlerde böyle yurtlar söz konusu değildi. Bu kronoloji karşısında Sayın Cumhurbaşkanı'nın elinize dilinize dursun sözünün kime yönelik olduğu konusunda küçücük bir tereddüt duyan var mı? Hayır, bu sözler CHP Genel Başkanı'na değil, üniversite öğrencilerine söylenmiş diyen bir tek kişi çıkabilir mi? Mümkün değil. Ama ahlaksız medya öyle ustaca işler kotarıyor ki. Sözcüsünden Cumhuriyeti'ne kadar, bir gününe kadar, hatta milliyetçi geçinen yeni çağ, muhafazakar geçinen yeni Asya'ya kadar hepsi. Artık hiçbir ülke, hiçbir kural, hiçbir vicdani korku hissetmeden öylesine yalanlara başvuruyorlar ki. Kamuoyunda hemen bir algı oluşturuldu. Erdoğan üniversite öğrencilerine çıkıştı. Elinize dilinize dursun. Televizyonlarda aynı algı. İnternet sitelerinde aynı algı. Ve en sonunda Sazı Saadet Partisi'nin genel başkanı Temel Karamollaoğlu aldı. O da haftalık basın toplantısında konuşup şunları söylemiş. O beddua sizi çarpar. Direkt sen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun paralı avukatı mısın diyeceğim ama dindar insan düşmanı sözüyle yatıp kalktığından, dini kavramlara sabah akşam karşıtlık yapan Cumhuriyet gazetesiyle haşineşir olduğundan, hemen her hafta Saadet Partisi'nden bir yetkili Halk TV'ye çıkıp ağzına bir parmak bal sürülüp piyasaya salınarak, hadi Tayyip Erdoğan'a saldır denildiğinden artık hepimiz emin olduğumuzdan beddua diye belirtilen elinize dilinize dursun sözünün, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik söylendiğini bildiğimiz halde, Temel Bey'in CHP kafasının algı çalışmasına katkı sunmak için hiç çekinmeden o sözler sanki üniversiteli öğrencilere söylenmiş gibi Tayyip Erdoğan'a saldırdığını gördüğümüzde şaşırmıyoruz. Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'nun açıklaması şöyle. Öğrencilere elinize dizinize dursun derseniz o beddua döner sizi çarpar. Tartışmayı başlatan Kılıçdaroğlu'nun ilk konuşmasını aktardım. Yurtlarla ilgili sözünü verdim. Ardından Tayyip Erdoğan'ın o açıklamaya cevabını verdim. Ardından Temel Karamollaoğlu'nun yorumunu verdim. Şimdi ben de çıkıp Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na elinize yüzünüze dursun dediği halde o sözün üniversiteli öğrencilere söylendiği yalanını uyduranlar ve onlara katılan Temel Karamollaoğlu'nu o beddua çarpsın dersem yanlış mı söylemiş olurum? Bu ülkeyi yönetmeye talip insanların aciz hallerine bakın. Sözcü gazetesi okuyup yıllarca birlikte siyaset yaptığı Tayyip Erdoğan'a saygısızca, vicdansızca, rezilce beddua seni çarpar diyor. Duadan habersiz ateistlerin sözleriyle hareket edip bedduanın B'sine inanmayanların televizyonlarında söylenilenleri tekrarlayıp anlı secdeli bir cumhurbaşkanına nasıl saldırılır beddua döner sizi çarpar diyor. Yargıtay binasının taşınması sırasında edilen duayı ağzından salyalar akıtarak saldıranlara 21 gündür tek kelime demiyor. O duayı ettiren Tayyip Erdoğan'a saldırıyor. Erdoğan'ın sözlerini bir danışmanına rica edip, Getirtip okumadan, video bantını izlemeden, maalesef iktidar adeta artan ücretlerden, artan sayılardan, yapılan inşaatlardan dolayı kendisini vatandaştan, öğrenciden alacaklıymış zannediyor diye açıklamanın öğrencilere karşı yapılmış izlenimini veriyor. Aynı Temel Karamoğluoğlu onun içinde öğrencilere hitap ederken gözünüze dilinize dursun demekten çekinmiyor. Biz iş başına geldiğimiz zaman 45 lira aylık alıyordunuz bugün bu 650 liraya çıktı diyerek iftirasına tüy dikiyor. O günkü geçinme şartlarıyla bugünkünü mukayese ettiğiniz zaman öğrencinin durumu ondan daha mı iyi? Kesinlikle daha iyi değil. İyi olmalı için bir feryat var diyor. Ben de hodri meydan diyorum. Yanına CHP'li danışmanları mı alırsın? CHP'lilere şirinlik yapmak için yedi takta atan adamlarını mı alırsın? Hepsini al getir söyle. 2002'de ekmek kaç liraydı? Bugün kaç lira? Peynir kaç liraydı? Bugün kaç lira? Yumurta kaç liraydı? Bugün kaç lira? Süt kaç liraydı? Bugün kaç lira? Ne istiyorsun? Üniversite öğrencisinin bir günlük kullanımındaki ürünlerden istediğini getir. Hangisi 45 liradan 650 TL'ye çıkan burs oranında artmış? Burstan daha fazla artış olan bir tane ürün gösterebilecek misin bakalım? Bu yalanlar adamı çarpar Temel Bey. Öyle bir çarpar ki Erbakan Hoca'nın yanındayken yaptığınız hizmetler bile sizi kurtaramaz.'' Benden hatırlatması.